Hazreti Süleyman uçan bir halının üstünde ülkesinin üzerinde uçuyormuş. Konuşmaya başlamış. Demiş ki ne güzel saraylarım var. Ne güzel hanlarım, hamamlarım var. Ne güzel bağlarım, bostanlarım var. Ne güzel köşklerim var. Derken halı eğrilmeye başlamış. Hazreti Süleyman demiş ki halı doğrul. Halı biraz daha eğrilmiş. Hazreti Süleyman demiş ki halı doğrul. Halı biraz daha eğrilmiş. Öyle bir noktaya gelmiş ki Hazreti Süleyman artık düşecek. Bu defa Hazreti Süleyman demiş ki ben Allah'ın kutlu peygamberi, cihan hükümdarı Süleyman, halı doğrul. Halı dönmüş demiş ki Süleyman sen doğru. Süleyman önce sen doğru. Bu hanlar, bu hamamlar, bu saraylar, bu bağlar, bu bostanlar, bu bahçeler senin değil, sana emanet. Bütün bunların hepsi yeri de büyük, göğün mülkünü elinde bulunduran aziz ve celil olan Allah'ın Süleyman sen doğru. Emir olunduğun gibi dost doğru ol. Emir, Kur'an. Amir, Allah. Emredilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi dost doğru olmak için bu dünyaya gönderildik. Düşüncelerimiz dost doğru olacak. Gönlümüz dost doğru olacak, işimiz dost doğru olacak da gerekçesi ne? Bizi doğru olmaya sevk eden kıstas nedir? Yani lambalar söndüğünde bak kameralar çekiyor. Kameralar kapatıldığında, halvette tek başıma kaldığında benim doğru olmamı sağlayacak şey nedir yani? Ayetin sonunda Allah onu ifade ediyor. Buyuruyor ki çünkü innehu bime ta'melune basir. Çünkü Allah yaptıklarınızı görmektedir buyuruyor. İmandan bahsediyor yani. Yani doğruluğun motor gücü imandır. Bir insanın imanı ne kadar güçlüyse o kadar o insan doğru olur, doğru düşünür, doğru hisseder ve doğru yaşar. İman ne kadar zayıflarsa o insan o kadar eğri düşünür, eğri hisseder ve eğri yaşar. Ve imanın ilk maddesi Allah'a imandır. Doğruluğumuzun en güçlü parametresi budur. Çünkü bizi yaratan, bizi yaşatan, göğüs kafesimizin içinde kalbimizi attıran O'dur. Bizi Adem'den vücuda, yokluktan varlığa, mağdurdan mevcuda çıkartan O'dur. Adımız sanımız bilinmiyor iken, annemizin bile umurunda değil iken. Ya şöyle bir şey yoktu. Senden önce 2-3 kardeşin vardı. Senin adın Ayşe'ydi, Ahmet'ti. Annem baban Ayşe değil birisi eksik bu evde falan demiyorlardı yani. Ya da baban bu eve bir Ahmet lazım, benim oğlumun gelmesi lazım falan diye düşünmüyordu. Annemizin babamızın bile umurunda değildik biz yok iken sadece Allah'ın umurundaydık ve o bizi yokluktan varlığa çıkarttı. Zaman bizi ölüme, ölüm bizi Allah'a götürecek. Öldüğümüz zaman bizi bir kabre gömecekler ve bizi kabre gömerken ağlayarak gömenler, feryadı figan edenler gün gelecek o kabrin yanından geçecekler ve bizim orada olduğumuzu hatırlamayacaklar bile. Onların bile gün gelecek umrunda olmayacağız. Sadece yeniden ve yine Rabbimizin umrunda olacağız. Bizi yaratan O. Bunun bize bir çıktısı var. İstikamet bakımından, doğruluk bakımından nedir? Allah bizi görüyor. Allah bizi biliyor. Ve Allah bizden haberdar. O kadar bizi biliyor ki, bakın şöyle ifade edeyim. İmanın bizi istikamete nasıl sevk ettiğini anlamak açısından beni çok etkileyen bir ayet vardır. Allah buyuruyor ki, وَنَعْلَمُ مَنْ تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. İnsanın bir iç sesi varmış. Bazen insanın ağzı kapalı olur. Dili damağına yapışmış, o hiçbir şey söylemez. Ama içinden insan kelam edermiş. İç sesi var insanın. Bu ses bazen söver, bazen över. İç sesimiz var. Ayette buyuruyor ki biz insanın nefsinin ona neyi fısıldadığını, iç sesini bile duyuyoruz. Allah doğruluğumuzun birinci parametresidir bizim Allah'a iman. Sonra meleklere iman. Biz meleklere iman ederiz. Meleklere iman da bizim doğruluğumuzun kriteridir. Bakın meleklerle ilgili Allah Celle ve Aleyh Hazretlerinin bize verdiği bir marifet var Kur'an-ı Kerim'de. Biz meleklere iman etmişiz. Meleklere imanın bizim amel dünyamızda doğruluğumuz üzerindeki etkisi nedir? Bakın şudur. Ayette buyuruyor ki Bismillah. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ
Anil yemini ve anil şimali kaî. İnsanın sağında ve solunda insanın söylediklerini alan ve yakalayan ve kaydeden, üstelik sağında ve solunda oturan iki kişi varmış. El mütelakkiyani diyor. Alıcı iki kişi. Meleklerden bahsediyor. Devamında diyor ki مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Ağzınızdan bir kelime çıktığı an onu alan bir alıcı olarak o melekler dururlar. Sağınızda ve solunuzda. Şimdi mesela ben şöyle bir örnek veriyorum kendimce. Şimdi bir çekim yapıyor mesela, kamera çekiyor. Şimdi burada bir arsızlık, burada bir hırsızlık, burada bir huysuzluk, burada bir uğursuzluk yapılabilir mi? Hani kamera çekerken böyle bir şey mümkün değil. Yapılabilir ama bu intihar olur yani. Böyle bir şey mümkün olmaz. Şimdi bakın, meleklere iman bize şöyle bir ideyi telkin ediyor. Şöyle bir inanç veriyor bize. Lambalar söndüğünde, el etek çekildiğinde, yorganı başına çektiğinde tek başına değilsin. Sağında ve solunda oturan iki alıcı, Allah'ın ruhani ve nurani varlığı var. İki tane melek var. Başında her şeyi kaydediyor, yazıyor. Şimdi böyle bir insan dosdoğru olur. Meleklere iman doğruluğun kriteridir. Sonra peygamberlere iman. Biz peygamberlere iman etmişizdir. Peygamber Efendimiz'e imanımız bizim doğruluğumuzun kriteridir. Çünkü Efendimiz'e Allah emrolunduğun gibi dosdoğru ol buyurmuştur. Ona yaklaştıkça bir insan doğruluk kriterine yaklaştığı için doğrulur. Peygamberden uzaklaştıkça bir insan eğrilir. Bir insan peygamberimize nasıl yaklaşır? Peygamberimize şöyle yaklaşır. Ben peygamberimize yaklaşmadaki köprüyü salavat olarak ifade ediyorum. Tıpkı Kur'an'ı okumada 4 seviye olduğu gibi bir Müslümanın peygamberimize salat ve selamında da 4 seviye vardır. Dilin salavatı, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed demektir. Aklın salavatı, Peygamber Efendimizin hayatına tanımak, onu marifet etmek. Onu tanıdıkça ona yaklaşırsın. Sonra kalbin salavatı, bu muhabbettir. Peygamber Efendimiz'e muhabbet kalbin salavatıdır ve bizi ona yaklaştırır. Ve davranışların salavatı ki onun sünnetine uymak, onun sünnetine uymak bizi Peygamber Efendimiz'e yaklaştırır. Şimdi bakın, ben kendim bir hatıra olarak yaşadığım için, özel bir hatıra olarak yaşadığım için Peygamber Efendimiz'in bir sahabesini anlatayım. Onun hayatın Efendimiz olan bir hatırasını okudum. Kalbimde o tecrübeyi yaşadığım için onu seninle paylaşmak istiyorum. Zahir bin Haram, bunu birkaç yerde anlattım. Çok özel bir sahabi bu zat. Zahir bin Haram radıyallahu anh, çok özel bir sahabi. Çölde yaşayan bir sahabe. Biraz cümlelerimi de itinayla seçmeye çalışıyorum ama kısa boylu, oldukça kısa boylu, cüce bir sahabi. Ortopedik özürleri var. Yani çok böyle vücut bakımından çok matlup, görünümlü birisi değil. Hani kimsenin böyle aynı fotoğraf karesinin içerisinde yer almak istemeyeceği tarzda birisi. Çok horlanan falan, öyle çok uzak durulan birisi. Çölde yaşıyor, tarımla uğraşıyor. Yetiştirdiği ürünleri Medine'nin pazarında satıyor. Peygamberimiz kimsenin değer vermediği bu zat için diyor ki, zahir benim çöldeki adamımdır. Ben de onun şehirdeki adamıyım buyuruyor Peygamber Efendimiz. Şimdi bir gün anlatıldığına göre Peygamberimiz Medine'nin pazarına giriyor. Bir bakıyor ki Zahir radıyallahu anh önüne bir tezgah koymuş, pazar tezgahı. Çölde yetiştirdiği ürünleri de koymuş üzerine. Cangiraş bir şekilde onları satmaya çalışıyor. Peygamberimiz onu görür görmez hemen onun görüş alanından böyle çıkmış, uzaklaşmış. Onun tam arkasına geçmiş. Şimdi yavaş yavaş parmaklarının ucuna basarak ona arkasından yaklaşmış, gözlerini kapatmış, ona sarılmış ve bil bakalım ben kimim buyurmuş. Şimdi burada bir şey söyleyeyim. Biz tabii Peygamberimizi hep böyle vakar halinde uyaran, ikaz eden, ciddi, heybetli bir görünümde hatırlıyoruz kalbimizde. Bu doğrudur da. Bu doğrudur da. Cabir radıyallahu anh diyor ki bir gün hutbe veriyordu Peygamberimiz. Bir anda yüzünün şekli şemali değişti, rengi değişti. Ordusunu uyaran bir komutan gibi oluverdi hutbedeyken. Sabah akşam baskın yiyeceksiniz. Kendinize gelin, ölüm geliyor, ahiret geliyor, deyiverdi.
Peygamberimizin bu yönü de var. Ama bu madalyonun bir yüzü. Şimdi bakın, bu zahir olayını, buradaki Peygamber Efendimizin imajını, yani kalbimizdeki puzzle'ın eksik parçasını anlatıyorum. Bunu da yerine koyduğumuzda Peygamberimizi sağlıklı anlamış oluyoruz. Cabir radıyallahu anh'ın arkasından yaklaşıyor Peygamberimiz. Eliyle gözlerini kapatıyor. Sarılıyor ve bir bakalım ben kimim buyuruyor. Şimdi zahir radıyallahu anh ilk önce tanıyamıyor. Peygamberimiz sesinden anlayamıyor. Tabii nasıl belki şakalar yapıldı, aşağılandı falan geçen zaman içerisinde. Böyle biraz kızıyor da diyor ki kim gözümü kapattıysa açsın, kim bana sarıldıysa bıraksın. Ben böyle şeylerden hoşlanmam diyor. Peygamberimiz gözünü açıyor. Zahir radıyallahu anh şöyle bir dönüyor, bakıyor. Bir bakıyor ki Efendimiz sarılıyor ona. Peygamberimiz de ona sarılıyor. Pazarın ortasında sarmaş dolaş oluyorlar. Bütün ahali, bütün pazar ona bakıyor ve onu izliyor ve ona olayı anlamaya çalışıyorlar yani. Zihinlerinde oturtmaya çalışıyorlar. Peygamberimiz o latifeyi devam ettirirken diyor ki, zahir benim kölemdir. Onu satıyorum. Kim satın almak ister diye soruyor Peygamberimiz. Ya kölesi falan değil de latife, şaka yapıyor. Şimdi böyle deyince Efendimiz zahir radıyallahu anh dönüyor Peygamberimize, diyor ki ya Resulallah, beni satmayın. Ben o kadar değersiz bir adamım ki siz bu pazarda beni satarsanız, benim üzerimden bir ticaret yaparsanız ticaretiniz zarara uğrar, kesada uğrar. Kâr edemezsiniz. Ben o kadar değersiz bir adamım. Şimdi pazar nefesini tutmuş Peygamberimizi dinliyor. Bir mesaj verecek Peygamberimiz ve pazar nefesini tutmuş ve Efendimiz onların akıllarına, kalplerine, ciğerlerine saplanan, bizim de kalbimizin baş köşesinde durması gereken bir ifadeyi buyuruyor Peygamberimiz. Zahir diyor Efendimiz. Senin Allah ve Resulünün katında öyle bir değerin var ki bilsen şaşardın buyuruyor Efendimiz. Şimdi bakın, ben bunu okuduğumda bu hadise, yani pek çok hadise anlatıyorum ama bundan vazgeçemiyorum. Niçin? Çünkü ben bunu okuduğumda bir hissiyat oluştu ki bende, Peygamber Efendimiz'e daha çok yaklaştığımı, ona muhabbetimin daha çok arttığını hissettim. Niçin yaklaşmamız gerekiyor? Çünkü Peygamberimiz imanın temel unsurlarındandır. Ona yaklaşan doğrulur, ondan uzaklaşan eğilir. Sonra biz kitaplara iman ederiz, Kur'an-ı Kerim'e. Bakın, Kur'an-ı Kerim bir istikamet kaynağıdır. Allah Kur'an'la ilgili buyuruyor ki, اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمْ. Bu kitap yolların içerisinde en doğru yola ileten kitaptır. Kur'an'a yaklaşan doğrulur, Kur'an'dan uzaklaşan eğilir. Dilimizle yaklaşacağız, tilavet edeceğiz. Aklımızla tefekkür edeceğiz. Kalbimizle Kur'an'ın duygularımıza müdahale etmesine izin vereceğiz. Bir dağın başına inseydi, dağı yerle eksan edecek bir kitaptı diyor Allah Kur'an'da. Kur'an'da öyle ifadeler var ki, öyle haberler var ki, yani küçücük çocukları ak saçlı, ak başlı ihtiyarlara çevirecek kadar şiddetli bir günden, kıyametten bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Bizim Kur'an üzerinde düşündüğümüzde Kur'an bizi ona yaklaştıracak. Duygularımızı açtığımızda bizi bu Kur'an'a yaklaştıracak. Ve Kur'an'la birlikte amel ettiğimizde bu bizi Kur'an'a yaklaştıracak. Sonra bakın, Allah'a iman, meleklere iman, peygamberlere iman, kitaplara iman, ahirete iman bizi istikamete sokar. Ahirete inancımızı güçlü ve diri ve zinde tutmamız gerekiyor. İnançla, ahirete imanla doğruluk arasında bir doğrudan bir ilişki kuruyor Peygamberimiz. Mesela pek çok hadiste buyuruyor ki, kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa şöyle yapsın. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa şöyle yapmasın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden anne babasına iyi davransın. Komşusuna iyi davransın. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. Peygamberimiz böyle buyuruyor. Şimdi biz bir dünyada yaşıyoruz, bir hayat yaşıyoruz. Ama insanın sadece maddesi yok, bir de manası var. Sadece aklı yok, bir de kalbi var. Sadece bedeni yok, bir de ruhu var. Sadece bu dünyası yok, bir de ahireti var insanın. Yani bütün zaman şu içinde bulunduğumuz, doğumla başlayan
ölümle biten şu kısacık bir avuç, bir damlacık sudan ibaret değil. Ölümün ötesinde bir hayat var. Kabir bir yok oluş makamı değil. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur Peygamberimizin ifadesiyle. Ve orada yeni bir hayat başlıyor. Şimdi bir defa anlatmıştım. Bir arkadaşım, bir profesör arkadaşım bir sosyal medya paylaşımı göndermişti bana. Olay şu: anne karnında ikizler konuşuyorlar birbiriyle. Mizansen bu. Metaforik bir anlatım. Ama çok güzel bir mesaj aldım ben ondan. Bu mesajı da kardeşlerimle paylaşıyorum. Anne karnında ikizler konuşuyorlar. İkizlerden birisi diğerine diyor ki, acaba doğumdan sonra bir hayat var mıdır diye soruyor. Diğeri diyor ki, hiç zannetmiyorum. Doğumdan sonra bir hayat olabilir mi? Nasıl olabilir ki? Baksana, doğduğumuz zaman göbek kordonumuz parçalanıyor. Nasıl yiyeceğiz? Nasıl içeceğiz? Nasıl nefes alacağız? Baksana, plasenta akıyor gidiyor. Vücudumuzu, derimizi dışarıdaki afetlere, sıkıntılara karşı kim koruyacak? Nasıl soluk alıp vereceğiz? Mümkün değil. Doğumdan sonra bir hayatın olmasına imkan yok. İkizlerden o soruyu soran diyor ki, ne biliyorsun? Evet, göbek kordonumuz parçalanıyor olabilir ama belki ağzımızda diş gibi şeyler çıkar. Onlarla yeriz. Onlarla içeriz. Ağzımızdan yiyip içeriz. Mesela burnumuzdan, nefes borumuzdan, ciğerlerimizden alıp verdiğimiz havayla belki teneffüs ederiz. Nereden biliyorsun? Belki uçsuz bucaksız ovalar vardır, dağlar vardır, ormanlar vardır, nehirler, denizler vardır. Ayaklarımızla orada gezeriz, yürürüz. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Belki doğduktan sonra anneyi görürüz, diyor. Biri diyor ki, anne mi dedin? Sen annenin varlığına inanıyor musun yoksa? Anne diye bir şey olabilir mi? Bak bakalım etrafına. Bak, anne nerede? Anne diye bir şeyin varlığına sen inanıyor musun? Anneye dair bir şey var mı? Hani göster bakalım, anne nerede? Şimdi o doğduğunda görecek. Gözüyle annesinin içinde olduğunu, annesinin kendisini her yönden kuşattığını doğduğunda görecek. O arkadaşım bir not yazmış altına. Bu videoyu paylaştıktan sonra diyor ki, bir insan onu yaratan, onu yaşatan Allah olduğu halde, bu dünyada Allah onu nimetleriyle çepeçevre kuşattığı halde, Allah'ı inkar eden insanı temsil ediyor o annenin varlığına inanmayan çocuk. O doğduğunda görecek annesinin siyesinde olduğunu, aslında içinde bulunduğu bir şeyi dışından inkar ettiğini o zaman görecek. İnsan da öldüğünde görecek. Aziz ve celil olan Allah'ı, Allah'ın varlığını öldükten sonra görecek. Çünkü ölüm gözden perdeyi kaldırır, kulaktan ağırlıkları çeker, kalpten mührü söker. İnsan öldüğünde görecek. Bir bebek anne karnında, anne karnından doğduğunda anne karnında ölür, bu dünyada doğar. Bir insan bu dünyada öldüğünde ahirette doğar. Zaman bize ölüme, ölüm bize Allah'ı taşıyor. Ve ölümden sonra bir çocuk doğumdan sonra annesini karşısında gördüğü gibi, ölümden sonra bir insan Rabbine mülaki olur, Rabbi ile konuşur. Herkes bu durumu yakalar, herkes bu durumu görecek. Firavun bile Yunus suresinde anlatılıyor. Kızıldeniz'in dibinde son nefesini aldı, son nefesini verdi. La ilahe illallah Musa Resulullah demek istedi. Allah bunu anlatırken buyuruyor ki, hatta izâ edrakehul garak, boğulmaya başladı artık. Kale, artık ölüme gelip dayandığında, son nefesini verip son nefesini aldığında dedi ki, âmentu ennehu la ilahe illellezî âmenet bihi benû İsraîle ve ene minel müslimîn. İsrailoğullarının iman ettiği Allah'a şimdi ben de iman ettim dedi. Müslüman oldum dedi. Allah da ona buyurdu ki, el-en şimdi mi? Daha önce bir sürü inkar ettin, şöyle yaptın, böyle isyan ettin, şimdi mi? Allah onunla konuştu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de çok ilginç, Allah'la konuşan ölülerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Her ölen ölüm esnasında ve ölüm sonrasında Allah'a mülaki olacak. Gözden perdeler kalktığında doğan bir çocuğun annesine mülaki olduğu gibi her ölen Allah'a mülaki olacak. Mesela bak bir örnek vereyim. Allah'la konuşan ölüler
ne konuşurlar? Allah'tan dilekte bulunuyorlar. Ne dilerler? Rabbi levle ahharteni ila ecelin karib fe essaddaka ve ekum mines salihin. Böyle diyecekmiş mesela. Allah'ım birazcık daha geciktirsen. Benim canımı hemen alma Allah'ım. Biraz daha geciktir. Niçin? İnfak edeyim. İyi bir insan olarak senin huzuruna geleyim. Bir arkadaşım bugün bir paylaşımda bulunmuş. Allah'ınızı severseniz iyi insanlar gibi yaşayın. Sonra ölünce imam soruyor, yalan söylemek zorunda kalıyoruz demiş yani. Nasıl bilirdiniz? Ha, iyi bilmiyoruz da işte. Yalan söylemek zorunda bırakmayın bizi. İyi insanlar gibi yaşayın. İyi olayım da huzuruna tekrar geleyim diye ölü Allah'a münacatta bulunuyor. Şunu demek istiyorum. Ölüm hayat perdesini ebed müebbet bütün boyutlarıyla kapatmıyor. Ölüm sadece ahiret aleminde doğumdur. Anne karnı bu dünyanın, mezar ahiretin ana rahmidir. Çocuk anne karnında doğduğunda, öldüğünde bu dünyada doğar. Bir insan bu dünyada öldüğünde ahiret aleminde doğar yani. Mevlana Hazretleri öyle söylüyor. Sen bu tarafta gözünü yumdun mu? Öteki tarafta açacaksın. Sen öldün mü? Mekansızlık aleminin boşluğunda olacaksın. Aziz ve celil olan Allah'ın yanında olacaksın diyor. Bu muhteşem bir metafordur. Muhteşem bir benzetmedir. Ahirete iman doğruluğumuzun kriteridir. Bir de kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmamız, iman etmemiz. Bu da doğruluğumuzun temel kriterlerinden birisidir. Niçin? Niçin kadere iman doğruluğun vesilesidir? Allah bizi bu dünyada deneyecek. Mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmeyle, korkuyla deneyeceğini bize Bakara suresinde bildiriyor ve bize bir ipucu veriyor. Buyuruyor ki, kullarım şöyle desin, kendilerine bir musibet isabet ettiğinde, bakın, geçen programda da söyledim, iki cümle, beş kelime. Bir, inne lillahi, iki, ve inne ileyhi raciun. Bakın, şunu tavsiye ediyorum, ara ara boş kaldığınız zaman bu iki cümlenin anlamını üzerinde tefekkür edelim. Ruhumuzu, irademizi, kabul mekanizmamızı bunu kabul etmeye zorlayalım. İçimize sindirelim bunu. Birinci cümle şudur. Bizim sahibimiz Allah'tır. Bizim kaybettiğimiz ve sahibi olduğunu düşündüğümüz her şeyin de sahibi Allah'tır. Evini kaybetmişsindir, arabanı kaybetmişsindir, evladını kaybetmişsindir, sevdiğini kaybetmişsindir. Evet, üzüleceğiz. Bu fıtratımızın gereğidir ama Allah'a isyan etmeyeceğiz. Çünkü onun da sahibi Allah, bizim de sahibimiz Allah'tır. Bu bir. İkincisi, وَاِنَّ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ve biz Allah'a dönmekteyiz. Geçen zaman bizi Allah'a taşıyor. Her geçen gün bizi Allah'a taşıyor. Bu şu demektir. Bütün zevkler bitecektir. Bütün güzel günler, hoşça vakitler sona erecek. Bu şu demektir aynı zamanda. Bütün musibetler, afetler, meşakkatler, hüzünler de bitecek. Yolun sonunda bizi Allah bekliyor. Şimdi bu saydığım imanın altı şartı, kalbimizde kökleştikçe, güçleştikçe, güçlendikçe insan doğrulur. Bunlar zayıfladığında insan eğrilir. Bir de bir şey söyleyeyim, bakın. Bunun üzerinde düşündüğümüz zaman, iman, biz müminiz. İman bizim neremizde durur? Yani, aklımız beynimizdedir, beynimiz kafatasımızın içindedir. Mesela. Peki, iman nerededir? İman nerede durur? İman bir insanın göğsünün içindedir. Göğsünün içinde nerededir? Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki وَلَمَّا يَدْخُلِ الْا۪يمَنُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ İman henüz kalbinize girmedi. İman bir insanın kalbinin içine girer. Kalbinin içinde bulunur. İmanımız kalbimizin içindedir. Ha kalp, vücuttaki bu et parçasının ötesindeki gönüldür. Şimdi şöyle diyelim, bu vücudun ötesinde bir ruh var. Bu beynin ötesinde bir akıl, onun ötesinde bir kalp var. Bu bedenin ötesinde bir metabiyolojimiz var. Kalbimizin içerisinde de bir gönlümüz var. İman gönle nüfuz ediyor. Niçin gönle nüfuz ediyor? Bakın, Efendimiz buyuruyor ki insanın vücudunda bir et parçası var. O sıhhatte olduğunda bütün beden sıhhatte oluyor. O bozulduğunda bütün beden bozuluyor. O et parçası kalptir buyuruyor Peygamberimiz. İman kalbimize girdiğinde karakterimize, şahsiyetimize, kişiliğimize, benliğimizin komuta merkezine girmiş oluyor. Ve o zaman yememizi, içmemizi, vücudumuzun her uzvunu, her uzvun, her davranışını yönetmiş oluyor ve organize etmiş oluyor. İman kalbe girdiğinde insanı müstakim kılıyor. Nasıl müstakim kılıyor?
Çünkü bakın eskiler derler ki el kalbu melikul adai, kalp organların komutanıdır. Bakiyetul adai cunuduhu, diğer organlar onun askerleridir. Kalbin içerisine iman girdiğinde, kalp iman ettiğinde artık kalp bütün organlara etki eder. Mesela insanın sözü müstakim olur. Müminin sözü müstakimdir. Söz istikamet üzere olmalıdır. Yani müminin dilinden şer, lanet, iftira, yalan, gıybet çıkmamalıdır. Sözü sözle söyle. Gönlü bulandırmasın. Sözü diz de söyle, kulağa inci diye takılsın diyor şair. Söz, söz kalpte imanın varlığının delili, sözde istikamettir. Sözümüz müstakim olacak. Ele geleni yersen, dile geleni dersen, halkı gıybet edersen, sen derviş olamazsın diyor Yunus Emre. Sözümüz müstakim olacak. Sözle kalp arasında doğrudan bir bağlantı var. Bakın Efendimiz buyuruyor ki bir insanın kalbi istikameti bulmadan imanı istikameti bulmaz. Kalp doğru olacak. Bir insanın dili istikameti bulmadan da kalbi istikameti bulmaz. Dilimizden çıkanı, ağzımızdan çıkanı kulağımız duyacak. Efendimiz iki şeyi siz bana garantileyin, ben de size cennetin yolunu göstereyim. Bir insanın cennete girmesi iki şeye hükmetmesiyle ilgilidir. İki bacak arası namusuna, iki dudak arası ağzından çıkanlara dikkat edecek. Kalp istikameti dil ile olur. Evvela söz müstakim olacak. Bak bir de bir şey söyleyeyim, bir incelik söyleyeyim. Bir insanın ağzından güzel bir söz çıktığında, bu bir zikir, bir tesbih, bir dua, bir hayırlı kelam, hayra aracılık eden bir söz olabilir. Ağzından güzel bir söz çıktığında bu söz Allah'a yükselir. Kur'an-ı Kerim bunu ifade ediyor. Ve ileyhi yes'adul kelimu tayyib. Güzel şekilde konuştuğumuz bütün kelamlar Allah'a yükseliyor. Allah'a yükselmesinin de kalbimizde bir mutluluğu, bir esenliği, bir huzuru, bir feyzi, bir bereketi oluyor. Yani onun için ağzımızdan çıkana dikkat etmemiz gerekiyor. Dilimiz müstakim olacak. Bakın insanın vücutları vücudundaki uzuvlar içerisinde en zor ele avuca gelen uzuvlardan birisi de dildir yani. Dilin kemiği yoktur çünkü. Onun için dil müstakim olacak, bu bir. Söz istikamet üzere olacak. Sonra göz müstakim olacak. Yani bir insanın istikamet üzere olmasının ikinci unsuru, yansıması gözdedir. Söz müstakim olacak, göz müstakim olacak. Göz Allah'ın yasak kıldığı şeye bakmayacak. Bakmaması gereken yere bakmayacak. Bakması gereken yere bakacak. Mümin erkeklere de ki gözlerine sahip çıksınlar. Mümin kadınlara de ki gözlerine sahip çıksınlar. Mümin gözüne sahip olacak. Göz istikamet üzere olacak. Bir de gözün istikamet üzere olması şu demek. Bakın hepimizin kusurları var. Hepimizin hataları var. Bazen birimiz ötekinin hatasını yakalıyoruz. Enseliyoruz yani. Hatalarımız var ve hatalarımızdan bazen böyle yok gibi ortaya çıkabiliyoruz. Fakat eğer bir Müslüman öbür bir Müslüman kardeşinin hatasını, ayıbını, kusurunu yakalamışsa, onu ayyuka çıkartmayacak, onu örtmeye çalışacak. Eğer kamu hukukuyla ilgili değilse, diğer insanların hukukuna taalluk etmiyorsa, zulüm etmiyorsa, bir kusuru var, bir ayıbı var, bir kusuru var, onun üzerine örtecek. Çünkü kim bir mümin kardeşinin ayıbını örterse, Allah da onun ayıbını kıyamet günü örter buyuruyor Peygamberimiz. Ayyuka çıkartmayacak yani. Örtecek, örtmeye çalışacak. Bakın bu o kadar sevap ki Efendimiz bir gün buyuruyor ki, cahiliye döneminde biliyorsunuz kız çocuklarını toprağa gömüyorlar. Bir adam ömrünün baharında kız çocuğunu annesinden özellikle bir de zorla alıyor. Eliyle güç bela bir çukur eşiyor. Çocuğunun içerisine koyuyor kız çocuğunu. Üzerini kapatıyor. Bir de üzerinde tipinirmiş o mezarın üzerinde. Yani bir an önce canını versin de merhametinden yapıyor bunu aslında. Tepinirmiş ve o şekilde can verirmiş. Bunu bir erdem olarak görüyorlar. Değerler o kadar tepe taklar. Peygamberimiz buyuruyor ki bir mümin düşünün ki bir mümin kardeşinin ayıbını gördü ve onun üzerine örttü. Yani onu ifşa etmedi. El alemin diline destan etmedi onu. Efendimiz buyuruyor ki bu kimsenin sevabı şöyledir.
cahiliye döneminde bir kız çocuğu gömülmek için bir mezara, bir çukura kondu. Bu adam bunu gördü, elini uzattı ve onu o çukurdan çekti, aldı. Bir kimse bir mümin kardeşinin ayıbını görüp de onu gizlerse, ona itibar suikastı yapıp onun üzerinden ona bir tehdit edip, onu tehdit edip şantaj yapıp onun üzerinden onu eğer yıpratmazsa, onu örterse Allah da onun kıyamet günü ayıbını örter ve Efendimizin ifade ettiği bu sevabı elde eder o kimse. Bu muhteşem bir şeydir. Onun için göz istikamet üzere olacak. Ayıp aramayacak. Kur'an-ı Kerim'de bakın, Hucurat Suresi'nde bir kelime vardır. وَلَا تَجَسَّسُوا Birbirlerinizin ayıplarının casusluğunu yapmayın, araştırmayın yani. Hani es kaza yakaladın, bu ayrı bir şey, bunu ört de. Bir de araştırıyor, bunu da yapma, araştırma. Şimdi şair diyor ki, mey gibi her bir haramın sekri olsaydı eğer, ol zaman malum olurdu, mes kim, hoşyar kim. Yani içki gibi her bir günahın sarhoşluğu olsaydı, o zaman görürdük kim ayık, kim sarhoş. Adam içki içti baksana, terazide duramıyor, yalpalayarak yürüyor yani. Peki, gıybet eden de sarhoş olsaydı, harama bakan da sarhoş olsaydı, yalan söyleyen de sarhoş olsaydı, anne babasına asi olan da sarhoş olsaydı, kalp kıran da sarhoş olsaydı, şu anda bu salonda hiçbirimiz ayık değildik yani. Yani o adamın işlediği kusuru yakaladın diye biz sütten çıkmış ak kaşık değiliz ki. İğneyi kendisine batıracak Müslüman, çuvaldızı başkasına batıracak. Ayıpları örteceğiz. Kamu hukukuyla ilgili değilse, üçüncü şahıslara zulüm içermiyor ise, bırak yani, bizim de Allah bilir ne kusurlarımız var. Söz müstakim olacak, dosdoğru olacak. Göz müstakim olacak, dosdoğru olacak. Yüz müstakim olacak, dosdoğru olacak. Yüzümüz müstakim olacak. Ne demek yüzümüzün müstakim olması? Bakın şu demek. Şimdi modern dünyada psikologlar vücut dili diyorlar. Jest, mimikler diyorlar. Yüzün bir dili varmış. Yani yüz bir şey söylüyor. Yüzün kendisine göre bir ifade kabiliyeti var. Bakın bir örnek vereyim. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihatlerini biliyoruz. Lokman Suresi'nde anlatılıyor. Onlardan bir tanesi şu. Lokman Aleyhisselam oğluna canım oğlum diye başlar onun nasihatleri. Ya Buneyye, biricik oğlum, yavrum, evladım, canım oğlum diye başladı nasihatleri. Birinde diyor ki وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِنَّاسِ Sakın insanlara yanağını kırıştırma. İnsanları küçük görme. İnsanlara böyle aşağılayıcı bir şekilde mimiklerinle böyle insanlara aşağılayarak bakma ya. Böyle bakma insanlara. Devamında diyor ki وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْاَرْضِ مَرَحًا Yeryüzünde yürürken öyle kollarının yanlara gere gere alçak dağları ben yarattım edasıyla yürüme, kibirlenme. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَلٍ فَخُورٍ Allah böbürlenen, kibirlenen hiç kimseyi sevmez. İslam yürüyüşüne karışıyor bak. Müslümanca yürüyeceğiz. Yeryüzünde Müslümanca yürüyeceğiz. Jestlerimiz, mimiklerimiz Müslümanca olacak. Yani mesela nedir bu? تَبَسُّمُ كَيْلَابَ شَاكِيكَ صَدَقَ Senin mümin kardeşine tebessüm etmez sadakadır. Mütebessim olacağız. Asil suratlı olmayacağız. İnsanlara karşı yüzümüzü ekşiterek onları tahkir etmeyeceğiz. Basit görmeyeceğiz. Alaycı görmeyeceğiz. Onlarla böyle onları tahkir et, küçük görmeyeceğiz. Bakın Kur'an'da Hümeze suresi diye bir sure var. Hümeze, sure şöyle başlıyor. وَيْلُوا لِكُلِّ Hümeze. Sonra Lümeze'ye de aynı şekilde lanet ediyor. Hümeze nedir biliyor musunuz? Hümeze, kaş göz işaretleriyle bir meclis var. O mecliste iki kişi, başka birisini, üçüncü bir kişiyi kaş göz işaretleriyle küçük görüyor. Alay ediyor, itibar suikastı yapıp nefret objesi haline getiriyor. Allah ayette böyle bir kimseye lanet ediyor. Hümeze'ye Allah lanet ediyor. Demek ki bir Müslüman jest ve mimiklerine varana kadar Allah'ın takibi altında. Yani yürüyüşümüz önemli. Mesela biraz önceki bahsettiğim Lokman suresinde vaksit fime şike. Yürüyüşünde mutedil ol. Vahdud min savtike. Sesini öyle yükselterek konuşma. İnne enkaral esvati lessavtul hamir. Seslerin en çirkini eşeklerin sesidir diyor Allah. Konuşurken böyle yani bağırarak üst perdeden konuşma. Müminin sesinde bir üslup vardır. Sözünde bir üslup vardır. Gözünde bir üslup vardır. Yüzünde bir üslup vardır müminin. Sözümüz müstakim olacak. Gözümüz
müstakim olacak. Yüzümüz müstakim olacak. Sonra özümüz müstakim olacak. Özümüz nedir? Özümüzde iki nokta vardır. Bir aklımız, iki kalbimiz. Aklımızda düşüncelerimiz, kalbimizde duygularımız var. Aklımızdaki düşüncelerimiz müstakim olacak. Vehim olmayacak, asılsız düşünceler, delilsiz ön yargılar, isnatlar, iftiralar, komplo teorileri olmayacak zihnimizde. Yani aklımız müstakim olacak, vehim olmayacak. Necip Fazıl Kısakürek merhum ne diyor? Ruhun kelle şekeri. Kelle şekeri diye bir şey var. Ruhunu kelle şekerine benzetiyor. Diyor ki, ruhun kelle şekeri vehimlerse karınca, kömürden kara rengim onlar beni sarınca. Yani eğer biz vehimlerin kendi ruhumuzu işgaline izin verirsek, aklımızı işgal etmesine izin verirsek, aklımız sakatlanır. Hakkı göremez, düşünemez, tefekkür edemez, sağlıklı çalışamaz hale gelir. Suizandan uzak duracağız. Ayıp araştırmaktan uzak duracağız. Komple teorisinden uzak duracağız. Suizan yapmayacağız. İnne bâdat zanni ifmun. Çünkü zannın bir kısmı günahtır diyor ayette. Bakın bir örnek verelim. Ben bunu kendi yaşadığım bir hadise olarak anlatıyorum. Yaklaşık 3 yıl önce büyük yangınlar yaşandı. Özellikle Akdeniz bölgesinde. Aslında Türkiye'nin muhtelif yerlerinde yaşandı ama özellikle Akdeniz bölgesinde büyük yangınlar oldu. Haberlerden de izliyoruz. İşte birileri ormana gidiyor, içki içiyor. O şişeleri atıyorlar. Sonra güneş o şişelerin üzerine doğuyor. Mercek etkisi yapıyor, büyüteç etkisi yapıyor. Yangın çıkıyor falan diye de duyuyoruz haberlerde. Bayağı da canımız sıkılıyor bu mevzudan dolayı yani. Bir gün Antalya'da Saklıkent'ten dağların üzerinden ormanların arasından Antalya'ya doğru iniyoruz. Eşim o bölgedeki bir köyden, biz de o tarafa doğru gidiyoruz. Yol çok işlek bir yol. Ormanların içerisinden geçerken çocuklar dediler ki baba yiyecek de var arkada. Hadi ya ne olur biraz frene bas şurada duralım. Ormanın içerisine doğru gidelim Allah rızası için. Orada küçük bir sofra kuralım işte annemiz, kızlarımız, ben orada oturacağız, bir şeyler yiyeceğiz falan. Neyse tamam kırdık bir yere, arabayı böyle kenara koyduk, yoldan görünecek şekilde. Ormanın biraz derinliğine doğru gittik, oturduk, bir sofra kurduk, yiyip içiyoruz. Yiyip içerken bir baktık, içki şişeleri var orada, 4 tane. Birisi içmiş, oraya koymuş. Şimdi biz de haberlerde izliyoruz, her yerde yanıyor, çok canımız sıkkın. Manavgat falan çok ciddi zarar gördü, neredeyse Antalya'nın merkezine doğru o yangın geldi. Canımız çok sıkkın. Eşim dedi ki Allah rızası için şu şişeleri al da bak şu yolun kenarında yani çöp konteyner var götür de oraya koy dedi. Ben de o duygusallık içerisinde hiç düşünmeden kalktım. 2-4 tane şişeyi aldım. Yolun kenarına gittim. Arabalar vızır vızır geçiyor. Yolun kenarındayım ve çöp kutusunun içerisine atacağım. Düşünelim. Yasin Hoca'yı gördük. Arabayı ormanın kıyısına çekmişti. Yolun kenarında çöpün başında vallahi iki elinde ikişer tane içki şişesi, 4 tane şişeyle gördük. Yani. Şimdi bakın bir anda donduğum kaldı. Arabalar gelip geçiyor. Gördüler mi görmediler mi bilmiyorum. Ama hani görseler, hocam ne yapıyorsun deseler. Şimdi işin hikayesi bambaşka. Ama dışarıdan görünümü felaket yani. Şimdi böyle bir durumda bile Müslüman suizan yapmayacak. Ben o kadar düşmüşümdür ki bu hataya. Birini arıyorum, dönmüyor, niye dönmüyor falan, küplere biniyorum filan. Her adam kalp krizi geçirmiş, 2 gündür yoğun bakımdaymış falan. Mesela, o kadar çok şey yaşıyoruz ki böyle. Yani aklımızdaki düşüncelerimiz müstakim olacak, özümüz müstakim olacak. Söz müstakim, göz müstakim, yüz müstakim. Öz müstakim olacak, özümüzde iki nokta var, aklımızdaki düşünceler müstakim olacak. Sonra kalbimiz, kalbimizdeki duygularımız müstakim olacak. Bakın, insanın kalbinde iki tür duygu vardır. İnsan birinden sorumludur, diğerinden değildir. İnsanın bazen kalbine bazı duygular gelir ve geçer. İnsan bundan sorumlu değildir. Ama bazı duygular vardır ki gelir ama geçmez. İnsanın içerisinde bağdaş kurur, oturur, kök salar. İnsanın içinde semirir, insanı içten içe kemirir ve yer bitirir. Bir virüs gibi. Mesela haset böyle bir duygudur. Haset nedir? Onun elindeki o nimet gitsin,
yok olsun, mahvolsun, o nimet benim olsun. Bu hasettir. Ve bu duygu insanın kalbinde peyda olduğunda insanı içten içe yamultur. Mahveder. Öyle ki ve min şerri hasidin ile haset. Yani Felak suresinde haset ettiği zaman hasedinden Allah'a sığınılan bir insan olmak ne kadar kötü bir şey. O noktaya düştüğümüzü düşünsenize, kalbimizdeki duygulara sahip olacağız bunun için. Gönül ayinesin sofi, kılar isen eğer safi, açılır sana bir kapı, ayağım olur cemalullah. Öyle diyor şair. Kalbimizi temiz tutacağız, saf tutacağız. Sivas bölgesinde söylenen bir atasözünü şöyle bir nazıma çevirmiştim. Şöyle diyorlar orada, giden gider, arkasından öyle bakıp ağlayamam. Gönlüm ahır değil benim, malı davarı bağlayamam diyorlar. Yani gönlümüz nedir bizim? Ahır mı? Yani gönlümüzde hangi duyguların beslendiği, bulunduğu, vücut bulduğu o kadar önemlidir ki. Kalbimizde sevgi olacak, samimiyet olacak, sadakat olacak, semahat olacak, sabır olacak, müsamaha olacak, diğerdamlık olacak. Kendimiz için istediğimiz şeyi mümin kardeşimiz için de isteyeceğiz. Bakın bir kriter vereyim. Hocam o kadar muğlak şeyden bahsediyorsun ki aklımızdaki düşüncelerin, kalbimizdeki duyguların istikamet üzere olup olmadığını nasıl ayıklayacağız? Nasıl bunu kontrol edeceğiz? Çok basit bir kriter vereyim. Sen bir şey düşünüyorsun, senin hakkında mümin kardeşinin veya falancanın öyle düşünmesini ister misin? İstemem. O zaman o düşünceyi terk edeceksin. İçinde bir duygu var. Kime karşı? Falancaya karşı. Birisinin sana öyle bir duygu beslemesini ister misin? İstemem. O zaman o duyguyu çıkartacaksın. Bu ne demektir? Kendimiz için istediğimiz şeyi insanlar için de isteyeceğiz. Kendimiz için istemediğimiz şeyi diğer insanlar için de istemeyeceğiz. Ama onu hak ediyor. Biz ondan sorumlu değiliz ki. Biz Allah'a kulluğumuzdan sorumluyuz. Bakın, kalbimiz temiz olursa, aklımızdaki düşünceler Allah'ın rızasına uygun olursa, kalbimizdeki duygular Allah'ın rızasına uygun olsa hayatımızda öyle bir bereket başlayacak, öyle bir huzur başlayacak, öyle bir kuş gibi olacağız, öyle mutlu olacağız, öyle huzurlu olacağız ki çünkü bu duyguların, olumsuz düşüncelerin ve olumsuz duyguların çoğunluğu insanın içinde bir virüs gibi insan içte içe yer bitirir yani. Şuna dedim, göz müstakim olacak, söz müstakim olacak, yüz müstakim olacak, öz müstakim olacak. Böyle olduğunda, böyle ola ola, bakıldığında, görüldüğünde Allah'ın hatırlandığı, kendisine bakıldığında peygambere, Kur'an'a, İslam'a yol bulunan örnek Müslümanlar ortaya çıkmış olacak. Hasan'ın yaptığıyla Hans'ın yaptığı arasındaki fark ayan beyan ortaya çıkmış olacak. Hasan mı yaptı o? Tamam, onu gözü kapalı alabilirsiniz. O öyle bir insandır, dedirteceğiz. Biz bunu yapmamız lazım. Bakın, yenilerde bir deprem felaketi yaşadık. Allah bütün ümmeti Muhammed'i benzer bir felaketten muhafaza eylesin. Biz büyük bir musibet yaşadık. Bu musibet esnasında türlü türlü sebeplerle, gerekçelerle büyük bir yıkım yaşandı. Yani o bölgede ben de İskenderun'danım, benim de ailem, orada yakınlarım çok zor, sıkıntılı günler yaşadılar. Biz biliyoruz oradaki yaşananları. Bir televizyon programında bana sordu bir spiker. Ne düşünüyorsunuz? Yani kendi zaviyenizden bu depremde o bölgede yaşananlarla ilgili, ihmallerle ilgili falan. Ben de şöyle bir tespit yaptım. Onunla paylaşayım, toparlayayım yavaş yavaş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'i yeniden düşünmek üzerinde çalışıyoruz. Peygamber Efendimiz, aslında Peygamberimiz yeniden düşünmek onun derdiyle ve değerleriyle hayata bakmaktır. En geniş anlamda bundan bahsediyoruz. Efendimiz deprem bölgesinde bulunsaydı, enkazın arasında geçseydi, eksik demiri, kesilmiş kolonları, eksik çimentoyu, harca karıştırılmış deniz kumunu görseydi, ne derdi Peygamber Efendimiz? Medine'nin pazarında gezerken, bir buğday yığını gördüğünde, mübarek elini içine soktuğunda, içi ıslak dışı kuru, tartıda ağır bassın diye, bunu gördüğünde bizi aldatan bizden değildir diyen Peygamberimiz, ne derdi oradaki ihmaller zinciri için? Ya da bir mezar kazılıyor, oğlu İbrahim'i defnedecekler. Mezarın içinde bir tümsek görüyor Peygamberimiz. Mezar kazılıyor, ciğerparesini defnedecek Efendimiz. İşaret etmiş o tümseye, buyurmuş ki o tümseyi düzeltin.
Hemen sahabe sormuş. Ya Resulallah, bu ölüyü rahatsız eder değil mi? Peygamberimiz buyurmuş ki bu dili rahatsız eder. Düzeltin onu. Biraz sonra kapatılacak bir mezarın içindeki tümseye rıza göstermeyen peygamberimiz. Bu enkaz bölgesindeki çalınan demirleri, çimentoları görseydi ne buyururdu Peygamber Efendimiz? Şimdi ben buna bir vurgu yapmadan geçsem eksik olacak. Bir profesör o günlerde çıktı, dedi ki, ateist olduğunu her vesileyle açıklayan bir profesör, siz insanlara coğrafyayı değil, matematiği değil, siz insanlara sürekli din anlatırsanız işte sonuç budur. İslam anlatırsanız sonuç budur. Ben de bütün benliğimle buna itiraz ediyorum, muhalefet ediyorum. Diyorum ki, biz insanlara İslam'ı anlattığımız için böyle olmadı. Biz insanlara İslam'ı anlatamadığımız için sonuç böyle oldu. İslam insanı ne yapar? Bak şimdi biraz önce imanın kriterlerinden bahsettim. İç sesini bile Allah'ın duyduğuna itikat eden bir insan, bir müteahhit, bir doktor, bir hakim, bir savcı, bir öğretmen, bir amele, bir usta nasıl yaşar, işini nasıl yapar? İslam insanı ihsana ulaştırır. Sen Allah'ı görmesen de Allah'ın seni gördüğünü sana idrak ettirir. İhsan da insanı itkana ulaştırır. İtkan, işini yaparken kameralar görüyor diye doğru düzgün değil. Allah görüyor diye adam gibi o işi yapmak demek. Böyle yapar. İslam'ı anlatamadığımızda ne oldu? Neşet Ertaş ne diyordu? Önce süte su karıştı. Sonra söze yalan ve mideye haram. Eğer ifadelerini devam ettirse ne derdi? Önce süte su karıştı, sonra söze yalan ve mideye haram, inşaatın harcına deniz kumu, korozyonlu demir, binanın karkasına kesilmiş kolon, eksik kolon karıştı diye devam ederdi. Biz insanlara İslam'ı anlatamadığımız için bütün meselemizle ilgilidir. Bundan oldu. Akif merhumun bir ifadesi var, bir beyti var, çok seviyorum. Diyor ki, kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir diyor. Kaç iyi Müslüman gördümse hepsi kabirde. Hepsi ölmüş. Müslümanlık da galiba göklerde diyor. İstikamet ne demektir biliyor musunuz? Sözün istikameti, gözün istikameti, yüzün istikameti, özün istikameti göklerdeki Müslümanlığı bir bayrak direği gibi hayatımızın ortasına dikmektir. Adeta mezarda bir ölü gibiyiz. Ölü toprağımızdan silkelenip, silkinip, ayağa kalkıp varoluşumuzun anlam ve amacını idrak etmektir. Bu demektir. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Çok enteresan. Onunla noktalayayım. Ben bu emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayetinin sadece Kur'an'da bir yerde, Hud suresinin 112. ayetinde geçtiğini zannediyordum. Sonra bir araştırdım ki Şura suresinin 15. ayetinde de aynı ifade, emrolunduğun gibi dosdoğru ol ifadesi orada da geçiyormuş. Şöyle biraz geriye gittim, 13. ayete baktım. 13. ayette Allah Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya vahyettiklerini, peygamberimize de vahyettiğini anlatıyor. Yani bütün peygamberlerin dinleri bir, kökleri aynı, aynı kaynaktan sudur etmişler, bunu anlatıyor. Sonra buyuruyor ki, peygamberimizin dönemindeki Yahudilere bir gönderme yapıyor. Buyuruyor ki, sonra onlardan bazıları kitap konusunda şüpheye düştüler, deist oldular diyor yani. Onlara bir gönderme yapıyor. Peygamberimizin zamanındaki ehli kitaba bir gönderme yapıyor. Kitap hakkında şüpheye düştüler. Sonra da 15. ayette peygamberimize yöneliyor Allah, buyuruyor ki فَلِذَٰلِكَ işte bundan dolayı فَدْعُوا Rabbinin yoluna davet et. وَسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ Rabbinin yoluna insanları davet ederken emrolunduğun gibi sen de dosdoğru ol, buyuruyor. Yani şimdi bir hatip, bir davetçi, bir irşatçı, bir anne baba da olabilir. Yani mutlaka bundan bir hocayı kastetmiyoruz. Baba evladını anlatırken, anne evladına hakkı hakikati bir iyiliği anlatırken önce diyor ki Kur'an-ı Kerim peygamberimizin şahsında buyuruyor ki emrettiğin, davet ettiğin şeyi önce sen yaşa. Önce sen yaşa. Çünkü bu yaşamandan dolayı bir ruh çıkar. Bu ruh sözün içine girer. Bu ruh sözden o kimsenin kalbine öyle girer. O sözün için doldurman lazım. Sözün gereğiyle o yaşayarak doldurman lazım. Şimdi bak biraz soyut oldu, farkındayım. Bir somut bir örnek vereyim. Çok kıymetli bir profesör hocam vefat etmeden bir görüşmemizde
çok kitaplarda falan çok rahatlıkla göremeyeceğim bir şey anlattı. Dedi ki, biraz da belki bilmiyorum İsrailiyat da olabilir ama öyle ki öyle olsun. Çok güzel bir mesaj içeriyor. Dedi ki, bir gün Hazreti Süleyman uçan bir halının üstünde ülkesinin üzerinde uçuyormuş. Ülkesinin üzerinde uçarken yukarıdan seyrediyor, konuşmaya başlamış. Demiş ki, ne güzel saraylarım var, ne güzel hanlarım, hamamlarım var, ne güzel bağlarım, bostanlarım var, ne güzel köşklerim var, ne güzel heykellerim var derken halı eğrilmeye başlamış. Hazreti Süleyman demiş ki, halı doğrul. Halı biraz daha eğrilmiş. Hazreti Süleyman demiş ki, halı doğrul. Halı biraz daha eğrilmiş. Öyle bir noktaya gelmiş ki, Hazreti Süleyman artık düştü düşecek. Bir defa Hazreti Süleyman demiş ki, ben Allah'ın kutlu peygamberi, cihan hükümdarı Süleyman, halı doğrul. Halı dönmüş demiş ki, Süleyman sen doğru. Süleyman önce sen doğru. Bu hanlar, bu hamamlar, bu saraylar, bu bağlar, bu bostanlar, bu bahçeler senin değil, sana emanet. Bütün bunların hepsi yeri de büyük, göğün mülkünü elinde bulunduran aziz ve celil olan Allah'ın, Süleyman sen doğru. Halımın doğrulmasını istiyorsan önce ben doğrulacağım. Halimin doğrulmasını istiyorsan önce ben doğrulacağım. Halamın doğrulmasını istiyorsan, teyzemin, eşimin, evladımın doğrulmasını istiyorsan önce ben doğrulacağım. Çünkü nizam-ı alem nizam-ı ademdir. Aleme nizam vermek, eşine nizam vermek, çocuğuna nizam vermek, hoca isen öğrencine nizam vermek, imam isen cemaatine nizam vermek, vaiz isen vaaz ettiğin insanları istikamete getirmek, önce senin müstakim olmanla ilgili bir mevzudur. Sen müstakim olduğunda her şey yavaş yavaş düzelir. İstikamet üzere olmanın da iki tanecik hediyesi var. Benim de uçağım var ama bunları da ifade edeyim. 5 dakika içerisinde de noktalayayım. 2 tane ödülü var bunun. Yani bir insanın sözü, gözü, yüzü ve özü müstakim olduğunda bunun bir ödülü var insan için. 1. Ayette buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ اُلْتُنَّ اسْتَقَامُوا. Bir insan düşünün ki, Rabbim Allah dedi de dosdoğru oldu. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَٰئِكَ. Melekler inecekmiş böyle bir kimseye. Ve şöyle diyeceklermiş. اَلَّا تَخَافُوا. Korkma. وَلَا تَحْزَنُوا. Üzülme. Yani yerli yersiz korkulara kapılmayacak. Cesur olacak. Paranoya olmayacak. Fobilere olmayacak. Kalbinden adeta bu doğruluk o korkuları söküp alacak. Korkma diyecekmiş melek. وَلَا تَحْزَنُوا. Üzülme diyecekmiş. İncir çekirdeğini doldurmayan mevzulardan dolayı gönlümüz hüzün işgaline uğramayacakmış. Üzülmeyecekmişsin. Daha dayanıklı bir duygu dünyasına sahip olacağız. اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اِلَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ. Ve size müjdelenen cennetle sevinin diyeceklermiş. Ve müminin içinde muazzam bir motivasyon olacakmış. Yani Müslüman bu dünyanın geçici, zayıf, değersiz menfaatlerini kaybettiğinde üzülmeyecek, cennetle motive olacakmış. İstikamet, meleklerin telkiniyle, meleğin insan kalbiyle irtibat kurmasıyla insana böyle bir üstünlük, moral üstünlüğü sağlayacakmış bir. Bu bir. İkincisi, hepimiz bir şey arıyoruz. Onu arıyoruz. Herkes onu arıyor. Mutlak mutluluğu, alemdeki muhteşem düzen ve ritmin arkasındaki bizi yaratan, bizi yaşatan onu arıyoruz. Hepimiz onu arıyoruz. Rabbimizi arıyoruz. Şair diyor ki, neyi arar ki bedenim? Kan donduran bu ayazda, rükusuz, secdesiz benim saf tuttuğum bu namazda. Kıyısında bir denizin aradığım benim Musa, sonu gelmez serzenişin hüznüyüm ben fıkha basa. Aradığım her yenide biraz eski, biraz huzur, dibi delinmiş gemide o gemiyi delen Hızır. Şimdilerde aradığım biraz yerdir, biraz feza, benim gökte aradığım, yerde kaybettiğim İsa diyor. Herkes bir şey arıyor. Dibi delinmiş gemide Hızır'ı arıyor bazıları. Bazıları huzuru arıyor. Ama herkes onu arıyor. Şimdi bakın,
Allah'ı nerede bulayım? Allah'tan bahsediyorum. Hepimiz onu arıyoruz. Yaptığımız her işte mecazi aşkların, mecazi zevklerin, mecazi mutlulukların içinde bile aslında mutlak mutluluğa ermek istiyoruz. Sahibimize dönmek, onun varlığını içimizde hissetmek ve mutlu olmak istiyoruz. Allah'ı nerede bulayım? Bakın, Allah'ın nerede bulunacağıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. O ayette bir adres var. Bismillahirrahmanirrahim. Allah buyuruyor ki, اِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Benim Rabbim, de ki benim Rabbim dosdoğru yol üzerindedir. Allah'ı nerede bulacağız? Allah'ı nasıl bulacağız? Dilimiz müstakim olduğunda, söz müstakim, göz müstakim, yüz müstakim, öz müstakim olduğunda, insan emrolunduğu gibi dosdoğru olduğunda onu şah damarından bile daha yakında bulacak. Onu bulduğunda da hiçbir şey kaybetmeyecek. Hani diyor ya, ballar balını buldum, kovanın kalan olsun. Onu bulan neyi kaybeder ki? Onu bulduğuna neyin kaybı zarar verir ki? Onu bulacağız. Ama onu bulmak büyük bir meşakkattir. Büyük bir emek, büyük bir çile, büyük bir çaba, büyük bir alın teri ister. Hani kul bana farz ibadetlerle benim azabımdan kurtulur ve bana onlarla yaklaşır. Ama nafile ibadetlerle öyle yaklaşır, öyle yaklaşır ki buyuruyor Peygamberimiz, ben onun gören gözü olurum, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Belki konuşan dili olur Allah bizim, konuşan dilimiz olur. Allah'la öyle bir yakınlık söz konusu olur. Allah'ı bulmanın, onu bilmenin, ona bağlanmanın yolu da istikamet üzere olmaktır. Çünkü ayette buyuruyor ki, bizim Rabbimiz dosdoğru yol üzerindedir, sırat-ı müstakim üzerindedir. Allah'ı bulmak isteyen dosdoğru olacak. Bu eğri gidişle, bu eğri sözle, bu eğri gözle, bu eğri yüzle, bu eğri özle Allah bulunmaz. Onun için bu da en son ödülüdür. Dosdoğru olmanın, Allah'ı bulmayı, Allah'ı bilmeyi, ona bağlanmayı Allah bizlere nasip ve müyesser eylesin. İnşallah bir sonraki yine böyle bir irfan meclisinde, böyle bir muhabbet ortamında bir ay sonra takriben yeniden bir araya gelmek ümidiyle hepinize hürmetle muhabbetlerimi sunuyorum. Uçak da çok kısa bir süre sonra kalkacak. İnşallah ben müsaadenizi istiyorum. Bir sonraki muhabbete tekrar görüşmek üzere dua ediyorum, dua bekliyorum. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekatuhu.